LGS'ye son 92 gün yine bir cuma gününe geldik yine bir haftayı devirdik güzel güzel gidiyoruz yavaş yavaş bol bol soru çözerekten gidiyoruz yanlışlarımız çıkıyor doğrularımız çıkıyor İyi netler yapıyoruz kötü netler yapıyoruz Önem değil ama bizler gayretli bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz son 92 günde de yine asla azmimizden vazgeçmeyeceğiz günün sözüne baktığımızda gerçekçi ol imkansız hissediyor ÇEGEVAR'a gerçekten de ...imkansız gibi görünen hiçbir şey yok. İmkansız diye bir şey yok arkadaşlar. Gerçekten de insan çalışırsa her şeyi başarabilir. Dolayısıyla imkansız denilen şey esasen gerçek. Gerçekçi olmamız gerekiyorsa biz hayallerimizle alakalı, kazanabileceğimiz liseyle alakalı, gidebileceğimiz okullar, fen liseleri, sosyal liselerle alakalı veyahut da bu son 90 gün yapabileceğimiz netlerle alakalı asla ve asla vazgeçmemeliyiz. Her zaman çok iyi şeyleri başarabileceğimize inanmalıyız. Yani esasla imkansız istemek, gerçekçi olmak. Lütfen vazgeçmeyip çalışmaya devam edelim. Günün yorumuna baktığımızda yine bir destanla karşı karşıyayız. Gül Bozdebir 457 beğeni almış. Bakalım ne diyor? Hocam sorularım şunlar. Hocam LGS'de sorular geçen seneki sorulara ve örnek sorulara benzer mi çıkacak? Yoksa biraz daha zor mu çıkacak? Birincisi geçen sene... Örnek sorulara benzer çıktı. Bu sene de örnek sorulara benzer bir şekilde gelecek. Daha zor çıkması imkansız. Çünkü neden? Milletim Hakkı'nın açıklama yapıyor. Diyor ki biz sınavda çıkacak, çıkacak soruları örnek sorulara göre ayarlıyoruz. Örnek soruları çözün kendiniz hazırlayın diye. Tabii ki sınavdaki sorular size sınav anından dolayı daha zor gelebilir. Aa çok zordu hocam deme ihtimaliniz var ama o sınav anıyla alakalı. Yoksa sınavdan çıktıktan sonra bir tane örnek soruyu bir tane de sınav sorusunu koyun. Arasında bu dağlar kadar zor bu çok kolay gibi bir şey olamaz. Dolayısıyla örnek sorulara benzer zorlukta çıkacak. Fakat maalesef ki sınav anı dediğimiz an İnsan ister birazcık endişelenip acaba bu soru biraz daha mı zor diyebiliyor. O yüzden biz sınavdan önce de mutlaka iyi sorular, zor sorular, güzel sorular çözmeliyiz. Sınavdan önce de her sınavımızı adeta sınav anındaymış gibi dikkatli çözmeliyiz. Derece için şu anda denemelerde kaç puan almalı? Şimdi dereceden kalsın nasıl bir derece? Türkiye'de ilk 100'e 200'e girmekse şu anda 460-470'leri geçmiş olman gerekiyor. Eğer çok iyi bir derece yapmak istiyorsan ama... Kendi il dereceni yapmak istiyorsan, ilçe dereceni yapmak istiyorsan daha düşük puanlarda da olabilirsin şu anda. Ama böyle Galatasaray Lisesi, hatta ne bileyim Ankara Fen Lisesi, İzmir Fen Lisesi gibi liseler için şu anda 450 puanların çoktan üstünde olmuş olman gerekiyor. Dikkatli olman lazım. Evet. Hocam hafta içi okul, cumartesi de kursa gidiyorum. Bir tek pazar günü sabah deneme yapabiliyorum. O yüzden hafta içi tabi bu arada ayrı yazılır arkadaşlar. Ee, o yüzden saat 4'te deneme yapabiliyorum. Çok mu yanlış olur demiş, soru işareti koymuş. Şimdi birincisi... Eğer bir tek pazar günü sabah deneme yapabiliyorsan o pazarda güzel bir şekilde denemeyi ayır. Dolayısıyla sınavda da muhtemelen cumartesi ya da pazar günden biri olacak ve pazar günü olacak. Pazar günlerinin sabahları deneme çözme şimdiden vücudunu, beynini, kimyanı alıştır. Bu bir. Ama saat dörtte deneme yapabiliyorsan o denemeden önce de mutlaka ama mutlaka ne yapman lazım? Ee, birazcık dinlenmen lazım. Yani denemeye okuldan geldiğin gibi yorgun bir şekilde başlamamalısın. Denemeye bol bir soru, yani 200 soru çözdün yoruldun. Sonra denemeye başlamalısın. Denemeden önce en az bir iki saat böyle bir beynin dinlenmiş olmalı. Ve tam denemeye başladığından evet hadi bakalım. Başlıyorum. Evet. Sessizlik. Telefonu çıkardım. Annem sessiz. Kardeşimi dışarı çıkardım. Her şey tamam. Düzgün. Net bir şekilde odaklanman lazım. Yoksa Hadi işte yorgunuz ama neyse biraz da yorgunum diye bahane bulursun denemede yaptığın hataları. Yani bahane bulacağım bir şey olmamalı. Ben zaten çok temiz bir kafayla çözüyordum. Çok da konsantre olmuştum. Aa yine de yanlış yapmışım. O zaman bu konuyu bilmiyorum diyebilmelisin. Yoksa şöyle oluyor. Nasıl olabilir oluyor, musun? Diyelim ki açtın denemeyi çözüyorsun. Başladın denemeye. Bunu yanlış yaptın. Sonra cevap anlatana baktın. Aa evet evet ben de Ceyhan yapardım. E niye yapmadın? Ya işte o anda dağınıktı saat dörtteydi falan da o yüzden böyle. Ya kardeşim yapsaydın? Ya hayır. O zaman dikkatli çözeceksin. Yani bakın her zaman söylediğimiz bir şey var. Hani öğrencilerin şöyle bir bahanesi vardı. Zekiyim ama çalışmıyorum. Nasıl oluyor o ya? Zeki insan zaten çalışacağını bilir ki. Mesela zekiyim ama e işte camdan aşağı atladım. Nasıl yani? Zeki insan camdan aşağı atlamaz ki. Kafayı mı yedin sen? Önüne bak veyahut da yola atlamazsın. Dikkat edersin. Kırmızı ışıkta durursun, yeşil ışıkta geçersin. Zeki insanlar da ders çalışacağını bilir. O yüzden şu anda çalışıyorsanız çok başarılı olacaksınız ve kazanacaksınız. Ama aynı şekilde deneme sırasında da eğer soruyu çözerken karşına böyle bir soru geldi. Akşam dörtte ya da beşte bile çözüyor olsan beynin dinlenmiş bir şekilde başlarsan soruyu yanlış yaptığında suçu kendine bilirsin. Ya aslında dikkatli okumadım o yüzden. E, okusaydın okumalısın daha doğrusu. Her denemeyi, her soruyu, her testi süper konsantre çözersek gerçek sınavda hiçbir sıkıntı yaşamayız. Denemelerde bir dersim yükseliyor, diğeri düşüyor ne yapmalıyım? İşte bu da yine konsantrasyonla alakalı. Esasında sayısal ağırlık verdiğimizde sözel, sözel ağırlık verdiğimizde sayısalın düşmesinin temel sebebi bu. Mutlaka deneme çözmemiz lazım. Şunu unutmayın. Size sınavda bir deneme yapacaklar. Sınavda şöyle bir şey yapacaklar. Bir tane kitap verip oku bakalım. ...şu kitabı bize özetle. Böyle bir şey demeyecekler. Sırada karşınıza bir deneme verecekler. Aç diyecekler mesela buna benzer bir deneme, Tabu bu kadar zor sormayacaklar açacaksın sen. Bismillahirrahmanirrahim. Başlayacaksın sorular gelecek. Böyle uzun uzun sorular gelecek. Görselli sorular gelecek. Kısa sorular gelecek. Çeşit çeşit sorular gelecek. Sen bu soruları pıtır pıtır yapacaksın. Cevapları zaten burada yazıyor olacak ama sen A mı B mi C mi D mi olduğunu soruyu okuyarak bulacaksın. Dolayısıyla sen bunun provasını çok yapmalısın. Bolca çözmelisin. Bolca deneme çözmek ve bolca gerçek deneme çözmek senin deneme e, sorularının arasındaki, deneme netleri arasındaki dengesizliği veyahut da bir ders yükselirken bir dersin azalmasını zamanla e, ortadan kaldıracaktır. Kitap okumayı paragraf çözmemiz bize etkiler mi? Hayır etkilemez. Bak ilk başta paragraf çözmelisiniz ama paragraf çözmekten sıkıldın. Veya ders çalışmaktan sıkıldın. O zaman açıp sevdiğim bir kitap okumak. Çok beğendiğim bir kitap okumak. Yani illa böyle bizim sunduğumuz arkadaşlar bunu okuyun. Bu çok güzel eser diyorum ama ben. Sağla hocam ben bunu seviyorum. Ben kendi sevdiğim kitabı okuyacağım da diyebilirsiniz. Denemelerde soruları çözerken yüzeysel değil aşırı detaya girerek çözüyorum. Bu beni olumsuz etkiliyor ne yapmalıyım? İşte bu da yine denemeyle alakalı denemelerde soruları çözerken şunu asla unutmamız lazım. Ya kardeşim bu denemede bana sadece bu soruyu sormuyor ki. Bundan başka sorular da soruyor. Veyahut da diyelim ki ben onu çok yapardım. Türkçe'de soruya başlardım. Ha <laughs> kesin beni kandırmaya çalışıyorlar. Zor bir soru soruyorlar. Hı <laughs> -hı. Hayır öyle bir şey yok ya. Bir tane soru sormuş adam. Ne abartıyorsun? Yap geç işte. Hayır hayır bu kadar da kolay olamaz. Hayır hayır falan diye böyle kendi kendime hayal kurardım. Ya kardeşim Ceyhan'da geç. Bursa'da geç. Yapamadın. Üçüncü soru yapamadın. atla dördüncü soruya geç. Yani bir soruya sana bir süre vermişler. Bir üç dakika süre vermişler. Sayısalda iki dakika süre vermişler. Eğer bu sürede yapamıyorsan muhtemelen ya bir şey dikkatin dağıldı. Ya konuyla birazcık eksiğin var. O yüzden o soruyu geç sonra gene gelirsin. Ama sen bir soruya bu çok zordur bu çok seçici. Bunu soruyu Türkiye'yi işte Tonga'ya düşürmek için yapmışlar diye fazla takılma. Bazen öyle bir şey oluyor ki. Bakın size çok ilginç bir şey anlatacağım. Eee... Sınava giriyorsun. Bizim bir öğrencimiz vardı eskiden. Ta bu OKS dönemlerinde. Ben çok eski yaşlı bir hoca olduğum için o dönemlerde de öğretmenlik yapıyordum. Bir öğrencimiz vardı. Süper bir öğrenci. Harika bir öğrenci. Matematikte full yapıyor. Herkes ondan full, full adı da Mahir hatta. Mahir'in ismini söyleyeyim. Şunun kesin çoluk çocuğa karışmıştır. Mahir mükemmel bir öğrenci. Herkes Mahir gel, Mahir git, Mahir full, Mahir full. Sınava girdi. Bakın tekrar söylüyorum. Çok önemli bir şey. Sınava girdi dedim ki bak Mahir süpersin, güzelsin ama yapamadığın bir soru olursa geç. Yapamadığın bir soru olursa hocam. Mahir'im hocam ben nasıl geçebilirim? Ya geç dedim Mahir bu soru yapamayabilirsin iki İki artı iki yapamayabilirsin. Ya geç. Son hepsini bitirdikten sonra yap dedim. Ne oldu biliyor musunuz? Sınava girdi Mahir. Çok ilginç bir olaydır bu. Sınava girdi çıktı. İyi yapamamış. Ne oldu dedim. Hocam işte fende. O zamanlar sayısal sözel diye bir ayrım yoktu. Hepsi beraberdi. Hocam dedi bir tane soruya çok takıldım dedi. Ya o soruyu çok sinir bozdu diye Ya yapamadım. Ya niye takıldığın soruyu geçmedin ya dedim. Hocam nasıl geçeyim dedi. Ya ben matematikte o konuyu çok iyi biliyordum köklü sayıları dedi. Ona ne oldu biliyor musunuz? Çok ilginç bir şey. Birazcık üzüleceksiniz ama o soru iptal oldu ertesi gün. Soru iptal ettim Milliyetin Bakanlığı. Bu soru yanlış dedi. E Mahir sen ne yaptın? O soru iptal olmuş işte. Niye o soruda takıldın? Geç o soruyu dediğimiz halde yani sınavdan önce dediğimiz halde takıldı. Dolayısıyla siz de deneme takdir bileceksiniz. Kardeşim ben soru yaptım yaptım yapamadım geçerim. Fazla oyalanmam. Niye? Yarın iptal olacağı için. Hayır belki ben takılmışımdır. Belki bilgi eksiğim vardır. Belki bir şey yanlış okuyorumdur demeniz lazım. Sonrasında tıkır tıkır iyi yapmanız lazım. Dolayısıyla çok dikkatli oluyoruz süper konsantre çözüyoruz ve asla ve asla yapamadığım soruyla inatlaşmıyoruz. Yapacağım ben seni, yapacağım ben seni, cevaplayacağım ben seni. Ya bir dakika kardeşim biraz dolaş sonra gel belki o zaman rahatça yapabilirsin diyoruz ve geldik diğer soruya. İşte bu aşırı detaya girmek sıkıntılı gül bozlenir. Hocam ben derece istiyorum. Tebrikler. Evde yaptığım denemelerde çok iyiyken başka yerlerde geldiklerimi daha kötü sonuçlar alıyorum ya. Tabii ki ev ortamı biraz daha iyi oluyor. Yani gerçek sınavın zorluğu dediğimiz şey de oradan kaynaklanıyor. Yani gerçek sınavda gözetmen gelecek. Evet arkadaşlar sınav başlıyor diye böyle bir tanımadığınız bir adam karşınıza gelecek. Ama evde annen işte gül meyve istiyor musun kızım diye sesini yani evindesin, kendi ortamındasın yani. Kendi penceren, kendi masan. Orada tabii ki biraz daha iyi oluyorsun. Orada kendini daha iyi hissediyorsun. Hani ...bebekleri, çocukları başka bir misafire götürdüğü zaman ağlar hep kendi evini ister. Biz de kendi evimizi seviyoruz. Orası o yüzden bizim evimiz. Ama biz mutlaka başka kurslarda, başka kütüphanelerde, başka ortamlarda deneme çözmeliyiz. Ya da kendi evimizde çözerken de sanki başka bir yerde çözüyormuş gibi çözmeliyiz. Yani telefon yanında işte annen ikide bir meyve getiriyor. Arkadan televizyon sesi geliyor. Kardeşin işte Gül abla falan. Öyle yok. Denem olduğun an... Hayat sessiz, kapılar kapatılacak, telefonlar kapatılacak, su mu hiçbir şey yok. Ciddi bir şekilde tam konsantre çözmen lazım ki gerçek sınavın provasını yapabiliriz. Günün kitabına geldiğimizde Germinal Emir, Emil Zola'yı görüyoruz. Emil Zola olacak bu E harfi olacak ben yanlış yazdırmışım. Emil Zola'yı gerçekten seviyoruz. Birazcık kitap kalın ama sizler de zaten süper öğrencilersiniz. Bunun ince versiyonu da var. Gün okulu Diyarbakır İstanbul Mekul Kıymetler Borsası Fen Lisesi İMKB Fen 2.70 yaşı alıyor. 2019 YKS sonuçlarına göre 54 öğrenciden 39'u tıp kazanmış. Helal olsun diyoruz. Hedefim derece denemeleri. Madem Gül hedefin derece o zaman bu denemelerden mutlaka faydalan. Bunun gibi başka denemeler de çözebilirsin fark etmez. Burada birazcık üst seviyede çok zor soru çözecek öğrenciler için deneme hazırlandı. O yüzden e, bunu da mutlaka hedefi yüksek olan öğrencilerimiz çözsün is istiyoruz. Bu cümlede kaç tane ezme yanlışı vardır bugünün sorusu? Ödülü sorumuza yorumlarınızı yazın. Tüm yorumlarınızı okuyoruz. Yenileyebildiklerimizi yenileyebiliyoruz. Cevaplayamadıklarımızı cevaplayamıyoruz. E, cevaplamaya çalışıyoruz. Ama şurası çok önemli arkadaşlar bakın. Esasında sizin sorduğunuz tüm soruların cevabı bizim rehberlik videolarımızda veya geri sayım videolarımızda var. O yüzden lütfen çalışmaya, gayret göstermeye devam edin. İnşallah mutlu son sizleri bekliyor. Hadi bakalım. <laughs>